Selamlar dostlar, selamlar. Bugün de çok 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 ilginç bir efsaneyle karşınızdayım. Kolar efsanesini, yani color gibi de okunuyor. Bir tık eş sesli gibi kalır kelimesiyle, fakat kolar diye sesleneceğim. Bu efsaneyi anlatacağım bugün size ve çok çok ilginç, çok gizemli. Yani hikayede bile çok gizemli noktalar var. Anlayacaksınız, ben yazarken gerçekten çok merak ettim ne olacağını. Hani çok çok ilginç şeyler oluyor. Bu hikayenin çoğu konuşma üzerineydi. Yani hikayede 5 kişi var. Sürekli aralarında konuşuyorlar. Fakat ben bunu düzenleyerek konuşmaları tabii size tek tek okuyamayacağım için, ya da okuyabilirdim. Fakat bu şekilde hikayeyi kafanızda canlandırmanız zor olurdu. O yüzden bunları size özetleyerek yazdım ne konuştuklarını. Bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu hikayenin orijinali Rusçaydı aslında. Yani bildiğiniz üzere çoğu karakter Codman'de dahil sanırım. Zaten Codman'in de bulunduğu server bir Rus serverı. Yani Rusçaydı, fakat bunu İngilizceye çevrilmiş halini buldum ve bunu ben Türkçeye çevirdim. Bu sayede size aktarabileceğim. Bu arada özellikle şundan bahsetmem gerekiyor hemen hikayeye geçmeden önce. 1800 aboneye ulaştık tam şu anda ben bu ses kaydını alırken. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. O Fallen videosundan sonra 1000 aboneye ulaştık ve hızlıca 1800 aboneye ulaştık. Biliyorsunuz 2000 abone limitimiz var. Ve çok kısa bir sürede 2000 aboneye ulaşacağımızı farz ediyorum. Yani düşünüyorum, umut ediyorum diyeyim, daha doğru olur. Yani hepinize, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim hemen, sonra da hikayeye geçelim. YouTube'da çok fazla sahte video çıkmaya başladı bu karakterler hakkında. Yani dediğim gibi bu karakterlerin orijinal hikayeleri çoğunlukla Rusça. Bazıları İngilizceye çevrilmiş, bazıları çevrilmemiş. Bu Rusça hikayeleri ben de İngilizceye çevirtip sonra da kendim Türkçe'ye çeviriyorum. Yani bazı arkadaşlar sayesinde, tanıdıklarım var Rusça bilen. Bu sayede sizlere aktarıyorum. Hani Google çevirden de yapabilirdim, fakat yanlış oluyor bazen, bildiğiniz üzere İngilizce'de de Rusça'da da. Bu yüzden Rusça bilen arkadaşlarıma Rusça'dan çevirttiriyorum. Sonra İngilizceyi kendim çeviriyorum Türkçe'ye. Yani ben bu kadar uğraşırken tamamen sahte video yapan arkadaşlara sesleniyorum buradan, biliyorum izlediklerini. Yani zaten hani otomatik çeviri yapsanız bile aşağı yukarı hikayeyle alakalı bir fikir edinebilirsiniz. Bu özellikle Minecraft Creepypasta.fandom sitesinde. Çünkü dediğim gibi efsanelerin çoğunun ilk hikayeleri bu sitede var. Zaten 2018'e çıkmış çoğu. Yani çok kolay aslında, ulaşabilirsiniz. Çok da zor değil. Hani İngilizce biliyorsanız kendiniz çevirin, bilmiyorsanız otomatik çevirtin. Yani kafanızdan uydurarak lütfen hikaye yazmayın. Bu YouTuber'lara sesleniyorum. Büyük ihtimalle izliyorlardır videoyu. Yani çok zor bir iş değil. Biraz emek verebilirsiniz gerçekten. Hani ben burada boşuna mı uğraşıyorum da Rusçadan İngilizceye sonra da Türkçeye çevirtiyorum. Hani onlara sesleniyorum tekrardan. Daha önce de söylemiştim bunu zaten. Lütfen lütfen orijinal kaynaktan yapın bu hikayeleri. Yani bu beni biraz üzdü gerçekten dostlar, ne yalan söyleyeyim. Yani sahte video yapmak gerçekten ayıp bir şey ve lütfen artık bunun orijinallerini çekin, orijinal hikayelere sadık kalın diyorum ve Collar'ın, yani Collar'ın hikayesine geçiyorum. Dediğim gibi Collar olarak sesleneceğim. Tam olarak İngilizce telaffuzunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Collar gibi bir şey. Ama dediğim gibi Collar olarak sesleneceğim. Şimdi dostlar, bu hikaye çoğunlukla dediğim gibi karakterlerin kendi arasında konuşmaları halinde yazılmış. Bu yüzden size konuşmaları tek tek okumak yerine özetlemeyi tercih ettim. Bu sayede hikayeyi dinlerken kafanızda daha iyi canlanabilir. Ve tekrar tekrar söylüyorum, çok çok ilginç bir hikaye. Şimdiye kadar yaptığım hikayelere benzemiyor. Bazı noktaları benziyor elbette. Efsanelerin bütün noktaları bazen benzeyebilir. Fakat bu Kolar efsanesi gerçekten çok çok ilginç. Hikayemiz 4 arkadaşın Aternos üzerinden bir Minecraft sunucusu açmalarıyla başlıyor. Bu arkadaşlar aynı zamanda bu sunucuya bir mod da yüklüyorlar. Hikayeden anladığım kadarıyla bu mod yeteneklerinize seviye puanı vermenize yarıyor. Daha açık olmak gerekirse, mesela madencilik yeteneğinize puan verdiğiniz zaman daha hızlı taş kırmak gibi, ya da ne bileyim Creeper öldürecekseniz Creeper'a kılıçla vurdunuz daha yüksek hasar, mesela tek atmak gibi, bu tarz seviye yetenek puanları yani verebiliyorsunuz. Gerçekten ilginç bir mod. Fakat sadece bu modu yüklüyorlar. Çok öyle karışık bir sunucu yapmıyorlar. Bu 4 arkadaş modlu sunucularını açtıktan sonra oyuna giriş yaparlar. Bir süre oynadıktan sonra yeni bir oyuncunun sunucuya giriş yaptığını fark ederler. Tahmin edebileceğiniz üzere bu oyuncunun adı Color'dır. Color,
Oyuna girdikten sonra sunucudaki kişi sayısı artık 5'e ulaşmıştır. Yani normalde 4 arkadaş Atanos üzerinden bir sunucu açıyor ve sunucuya giriyorlar. Şifreli bir sunucu. Herkes giremez. IP'sini de paylaşmıyorlar zaten. Fakat Caller adlı bir oyuncu oyuna giriyor ve artık sunucuda 5 kişiler. Caller ve diğer 4 arkadaş aralarında konuşmaya başlarlar. Oyunculardan bazıları Caller adlı davetsiz misafiri kitlemelerini gerektiğini söyler. Caller ise sadece oyun oynamak istediğini ve onu kitlememeleri gerektiğini, yani serverdan atmamaları gerektiğini söyler. En sonunda oyuncular Caller ile bir nevi arkadaş oluyorlar ve sunucuda beraber oyun oynamayı kabul ediyorlar. Dört arkadaş Caller'ın aslında dost canlısı biri olduğunu anlarlar ve onunla arkadaş olurlar. Caller ile sadece sunucuda değil, aynı zamanda Discord üzerinden de yazışarak sohbet etmeye başlarlar. Anlayacağınız, başlarda Caller çok dost canlısı ve dünya tatlısı biri gibi bu kişilerle Minecraft oynayıp onların güvenini kazanıyor. Bu arada Caller'ın sunucudaki moda olan takıntısı da konuşmalar arasında belli oluyor. Yani bu sunucuda bir tane mod var ya, dediğim gibi seviye kasarak yeteneklerinize puan veriyorsunuz. Madencilik ya da savaş yetenekleri gibi düşünebilirsiniz bu modu. Caller bu sunucudaki bu moda kafayı takmış durumda. Oyuncular sunucuya tekrar girmeye karar veriyorlar. Yani oynuyorlar, çıkıyorlar. Tabii ki bu birkaç gün sürüyor Caller da aralarında. Sonra çıktıktan sonra bir gün tekrar sunucuya girmeye karar veriyorlar. Ve aralarında konuşuyorlar ve sunucuya giriyorlar. Ancak bir problem var. Caller geç kalıyor bu sunucuya girmeye. Bir süre sonra Caller oyuna giriş yapıyor. Caller geç kaldığı için özür diliyor. Oyunculardan birisi Caller'a yaklaştığında çok garip bir şey fark ediyor. Caller'ın ismi gözükmüyordur. Yani Caller geç kalıyor, geç kaldığım için özür dilerim diyor, işlerim vardı vesaire falan gibi bir konuşma var hikayede. Ve Caller oyuna giriyor. Fakat oyunculardan biri Caller'a yaklaştığında Caller'ın ismi üzerinde gözükmüyor. Sadece bu değil. Aynı şekilde taba basıldığında da Caller oyunda gözükmüyordur. Yani aslında Caller diye bir oyuncu asla var olmamış gibidir. Caller bu noktadan sonra sanki delirmiş gibi mesajlar atmaya başlar. Yani gerçekten çok ilginç. Bu noktadan sonra çok ilginç oluyor dostlar hikayeyi. Kaçırmayın derim ve videoyu sonuna kadar izleyin derim size. Mesajların çoğu şu şekildedir. Sonunda yaptım. İstiyordum. O kadar denemeden sonra sonunda başardım. Artık sonsuza kadar mutlu olabilirim. Oyunun bir parçası olmak istemiştim ve sonunda başardım. Siz de benimle birlikte kalacaksınız diye mesajlar yazıyor Caller. Yani dostlar, özetle Caller geliyor oyuna, ismi gözükmüyor oyuna girdiği zaman. Taba basınca ismi gözükmüyor, sanki Caller oyunda değilmiş gibi. Ve yani de sonunda yaptım, artık sonsuza kadar mutlu olabilirim ve siz de benimle birlikte burada kalacaksınız gibi mesajlar yazıyor chat'e. Yani cidden çok ilginç. Yani sanki şöyle düşünebilirsiniz dostlar. Yani ben bu hikayeden bu noktaya kadar olan kısmından şöyle bir çıkarım yaptım. Caller aslında TRMC veya diğer efsaneler gibi, hani Bobby dışında çoğu efsane bildiğiniz üzere Herobrine de dahil, bir varlık olarak, hani doğaüstü bir varlık olarak geçiyorlar. Fakat Caller bir oyuncuymuş ve bu varlıklardan birine dönüşmüş gibi anladım ben bu noktadan sonra, yani bu noktaya kadar. Yani cidden çok ilginç. Böyle bir örnekle karşılaştık mı bilmiyorum. Hani oyuncuydu eskiden, sonradan efsane oldu gibi. Fakat gerçekten çok ürkütücü bir mevzu bu. Devam edeyim. Bu noktadan sonra Caller dışındaki 4 oyuncu birdenbire kör olurlar. Tekrar görmeye başladıklarında garip bir mekana ışınlanmış olduklarını fark ederler. Yani kör oluyorlar ve tekrar görmeye başladıklarında oyunda adam akıllı garip bir mekana ışınlanmış olduklarını fark ediyorlar. Bu mekan sanki karanlık bir labirent gibidir. Dört arkadaşın envanterleri, Caller dışındaki dört arkadaş var ya baştaki, tamamen silinmiştir ve aynı şekilde hile de yapamıyorlardır. Yani yaratıcılık moduna vesaire falan geçemiyorlar. Sunucuyu kuran kişi Aternos üzerinden sunucuyu kapatmaya çalışsa da sunucu zaten kapalı gözüküyordur. Sanki Caller onları başka bir boyuta hapsetmiş gibidir. Dostlar çok 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 ilgi çekici bir efsane gerçekten. Hani birkaç gün boyunca bunların arasına sızıyor, iyi davranıyor vesaire, oyun oynuyor. Sonrasında bunları kandırıyor ve kendi boyutuna hapsediyor gibi anladım ben. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda yazın. Yani gerçekten çok yoruma açık bir hikaye bu. Bence şöyle, bence böyle diye lütfen yorum yapın. Çok çok ilgimi çekti. Bu arada bu noktada da şöyle bir uyarıda bulunayım.
Bu Color efsanesi Boralan'ın videolarındaki özelliklerini yazmayacağım. Çünkü çok ayrıntılı incelemem gerekiyor Boralan'ın videolarını. Yani siz bana yazsanız daha iyi olur. Mesela Boralan'ın videosunda gördüm, şöyle bir özelliği var, şöyle bir gücü var gibi yazarsanız daha güzel sizinle iletişim kurmuş oluruz. Hani şöyle gördüm mesela, ne bileyim, totem çıkartabiliyor, şöyle bir şey yapabiliyor gibi güçleri varsa siz bana yazın. Ben size orijinal hikayesini okuyayım, tekrar devam edeyim. Dediğim gibi başka bir boyuta hapsetmiş gibi düşünebilirsiniz bu oyuncuları. Sonunda hikayeyi yazan oyuncu labirentten bir çıkış yolu bulur. Fakat çıkış gözüktüğü anda kapanır ve oyuncuların tek çıkış şansı da yok olur. Oyuncular aralarında konuşup ne yapacaklarını tartışırken Color tekrar chat'e şöyle mesajlar yazar. Şimdi burayı çok çok dikkatli dinleyin. Asıl hikaye bu noktadan sonraki, hani asıl gizem bu noktada dostlar. Yani benim birkaç teorim var. Belki videonun sonunda söylerim, belki kendime saklarım, bilmiyorum. Lütfen lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Çünkü çok ilginç şeyler söylüyor Color. Erkek kardeşimin intikamını almak için onun gibi olmam gerekiyordu. Hepiniz bedel ödeyeceksiniz. Erkek kardeşim basit bir Minecraft oyuncusuydu. Fakat artık benim şu anki halim gibi. Bunu hak etmiyordu. Şimdi erkek kardeşimin acısını hissedeceksiniz. Çok çok ilginç. Yani dostlar, Color'ın bir erkek kardeşi var. Bunu hepimiz anlamışsınızdır zaten. Bu erkek kardeşine bir şey olmuş. Bence bu oyuncular yapmamış. Bu oyuncularla bir alakası yok. Genel başkaları yapmış olabilir. Başına bir şey gelmiş bu erkek kardeşinin. Ve bence Color gibi, hani Color da bir oyuncuydu, varlığa dönüştü gibi bir teorim var ya benim, az önce söyledim size. Kardeşi de aynı mevzudan dolayı bir varlığa dönüşmüş. Daha ayrıntılı bir şekilde birazdan anlayacaksınız. Bir şeyler daha söylüyor Color. Hikayeyi yazan oyuncumuz dışındaki herkes teker teker sunucudan banlanır ve Color tekrar şöyle mesajlar yazar. Bu, dediğim gibi, burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Sunucuya olabildiğince insancıl bir şekilde girdim. Şu an Color konuşuyor gibi düşünün. Dua et, erkek kardeşim yerine ben geldim. Eğer o gelseydi, işler çok daha kötü gelişirdi. Fakat kız kardeşimden daha yetenekli olduğumu düşünüyorum. Yani ne bileyim dostlar, hani Codman'in soy ağacındaki karakterlerle bir alakası var mı? Hani erkek kardeşim dediği çok fazla ne bileyim erkek karakter var Codman'in soy ağacında, hani aile kısmında. Fakat yani aile üyeleri kısmı var ya Codman'in soy ağacında sağ tarafta. Bu da o kısma, o kategoriden bir efsane. Acaba erkek kardeşim derken kimden bahsediyor? Yorumlara yazın. Kız kardeşim deyince sanırım ben Cassandra'yı düşündüm. Cassandra Rosenberg. Fakat bilmiyorum, karakterlerden bazılarının maskesi var gibi sanki. Belki onlar da kız olabilir, dişi olabilir, yani kadın olabilir, emin değilim. Yani dostlar, gerçekten çok ilginç ya. Yani erkek kardeşi var bir tane, bir tane de kız kardeşi var bu karakterin. Fakat dediğim gibi tekrar okuyacağım bu arada, gerçekten çok önemli olduğu için. Sunucuya olabildiğince insancıl bir şekilde girdim. Dua et, erkek kardeşim yerine ben geldim. Eğer o gelseydi, işler çok daha kötü gelişirdi. Fakat kız kardeşimden daha yetenekli olduğumu düşünüyorum. Sonunda Color ve iki kardeşi kendini gösteriyor ve Color şöyle diyor. Seni onlara bırakıyorum. Yani çok ilginç. Hani sadece onlardan bahsetmiyor. En sonunda kardeşleri de bu labirente geliyorlar dostlar. Üç kardeş kendini gösteriyor. Color, bir tane kız kardeşi var Color'ın, bir tane de erkek kardeşi var. Üç tanesi yan yana bu hikayeyi yazan kişiye kendilerini gösteriyorlar tam olarak. Nasıl gözüktüğü, kim oldukları asla bir bilgi verilmemiş. Ne bir fotoğrafları var ne vesaire, sadece Color'ın fotoğrafı var. En sonunda dediğim gibi bu üç kardeş kendini gösteriyor Color dahil ve hikayeyi yazan kişiye şöyle diyorlar. Seni onlara bırakıyorum. Hikayeyi yazan oyuncumuz dehşete düşerek Alt F4 tuşlarına basarak oyundan çıkar, Minecraft ve sunucuyla alakalı her şeyi siler, fakat başına gelen olayları asla unutmaz. Dostlar, çok ilginç bir hikaye gerçekten. Çok 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 ilginç bir efsane ya. Yani şimdiye kadar yaptıklarımdan daha gizemli diyebilirim. Neden? Çünkü çok fazla bilgi vermiyor bize. Güçleri nedir? Ne yapmaya çalışıyor? Niye bu oyuncuların arasında insancıl bir şekilde sızıp da güvenlerini kazanıyor? Sonra bunları bir labirent benzeri bir boyuta ışınlıyor. En önemli soru da şu. Color'ın kardeşleri kimler? Kim bu Color'ın kardeşleri? Eğer tahminleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çok çok merak ediyorum.
düşüncelerinizi. Yani bilmiyorum, Cassandra Rosenberg de olabilir, başka biri de olabilir kız kardeşim dediği, ama erkek kardeşim dediği bayağı bir kişiler var. Belki de Codman'dan bahsediyordur ve Codman'in kardeşidir. Bilmiyorum. Bunların hepsi tabii ki benim düşüncelerim, teorilerim. Gerçek konuyla bir alakası yok. Gerçek hikayeyi zaten size okudum. Dostlar, son anda edindiğim bir bilgiye göre video editlerken araştırmaya devam ediyordum bu efsaneyi. Üç kardeşin fotoğrafını buldum. Hani bir tane kız kardeş, bir tane erkek kardeş, bir tane de Color efsanesi var ya. Bunların fotoğrafını buldum ve hiç de yabancı olmadığımız efsaneler. Henüz benim videolarını yaptığım efsaneler değil. Fakat bu üçünü de tanıyoruz Codman soy ağacından. Codman soy ağacını ve fotoğrafı buraya koyacağım zaten ekrana. Bu hikayenin aslında galerisinde bulunan bir fotoğrafmış bu yazan yerde. Fakat ben çok sonra fark ettiğim için videonun sonuna koymak zorunda kaldım. Bunun için kusura bakmayın. Bu videonun sonuna bir ekleme yapacağım. Yani sonunu kestim videonun, onun yerine burayı koyacağım. Yani gerçekten kim olduklarını biliyorsunuz bu efsanelerin. HHH Color, yani şu an videoyu çektiğim, ve 0032 aslında kardeşler. Şimdi bunlardan bir tanesi de kız kardeş denmiş. Fakat Rusçadan İngilizceye çevrilirken kız kardeş, erkek kardeş biraz karışmış olabilir. Hepsi erkek olabilir ya da 0032 acaba kız mı diye bir soru geliyor akla. Yani kadın mı diye de diyebiliriz. Fakat dediğim gibi Rusçadan çevrilirken bir hata olmuş olabilir ve hepsi erkek kardeş olabilir. Fakat cinsiyet tanımı yapmadan direkt bunların hepsinin kardeş olduğunu söyleyebilirim size. Yani HHH 0032 ve Color kardeşler dostlar. Bu kadar önemli bir bilgiyi son anda fark ettiğim için tekrar kusura bakmayın. Fakat dediğim gibi bu üçü kardeş ve bu sunucuda beraber böyle bir macera yaşamışlar ve aksiyon almışlar, kötülük yapmışlar falan diyebiliriz. Ve sonunda şöyle bitireyim hemen. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize dostlar. Yani gerçekten dediğim gibi 2000 abone olmak üzereyiz. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.